Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun siz bilan biz navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Bu ma'ruzamiz texnologiyani avtomatik boshqarishning iqtisodiy samaradorligi va uni aniqlash usullari. Bu yerda ma'ruzamizda biz iqtisodiy samaradorlik va samarani aniqlash usullari bilan tanishib chiqamiz. Avvalambor mana shu texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish darajasini boshqarish va bo'yicha baholash ko'rsatkichi amalga oshirish usuli bu mana shu avtomatlashtirilgan darajasi texnologik obyektini boshqarish bo'yicha insonning ishtiroksiz avtomatik belgilangan mehnat usulini ifodalaydi. Uni miqdoriy baholash K ko'rsatkichi yordamida amalga oshiriladi. Bundan keyin biz o'sha asosiy ko'rsatkich K sifatida qabul qilingan qiymatlarni hozir tahlil qilib chiqamiz. Bu ko'rsatkichdagi foydalanishda amaldagi avtomatlashtirish va qayta qurilayotgan avtomatlashtirish bo'yicha olib boriladigan ishlarning asosiy yo'nalishlarini rejalashtirish holati tahlil qilish mumkin. Bu yerda K ko'rsatkichi maksimal qiymati 1'ga teng bo'ladi. Yani normadagi qiymati esa 0.075 dan 0.9 oralig'ida bo'ladi. K ko'rsatkichining tenglariga ko'ra u quyidagicha hisoblanadi. Mana pastdagi formulada bu K ko'rsatkichini tenglarini hisoblash formulasi. Bu yerda K ayrim boshqaruv funksiyalarini avtomatlashtirish darajasining xususiy ko'rsatkichi, A bir esa funksiyadagi muhimlik koeffitsiyenti bo'lib, mazkur funksiyalarni boshqaruvchi umumiy jarayonning nisbiy ahamiyatini belgilaydi. Mana birinchi darajada mana ko'rsatilgan boshqarish funksiyalari har bitta funksiyani mana qiymati belgilangan, masalan, mana texnik parametrlarni nazorat qilish, xomashyo ayrim funksiyalarini va maqsadga qaratilgan mahsulot sifatini parametrlarni nazorat qilish, texnik parametrlarni qayd etish, asosiy qurilmalar holatini nazorat qilish va kaza nimalar bular mana har bittasini qiymati A1 nechaga teng ekanligi chap taraf o'ng tarafdagi qiymatda ko'rilgan. Agar avtomatlashtirish tizimi bular boshqaruv funksiyalarini bajarmasa, u holda bu funksiyalarni avtomatlashtirish darajasini xususiy ko'rsatkichi holda teng deb qabul qilinadi. Ya'ni texnologik parametrlarni nazorat qilishni avtomatlashtirish darajasi ko'rsatkichi qabul quyidagi tenglama bilan hisoblab topiladi. Haligi formulamizga nisbatan bu formulamiz sal ozgina boshqacharoq ko'rinishga ega bo'ladi. Bu yerdagi asosiy texnologik parametrlarni nazorat qilishning amaldagi oshirish usuli bu yerdagi mana parametri K1, ya'ni bu joyda o'rnatilgan asboblar bilan nazorat qilish parametri 0.2 ga teng bo'ladi. Ya'ni parametrlardan chetlatilgan signallarni nazorat qilish tizimi 0.7 ga teng. Ya'ni mana shu parametrlar bilan bular yechiladi. Ya'ni nazorat parametrlarining sonini amaldagi oshirish usullari bo'yicha hisoblashda quyidagi qoidalarga amal qilish lozim bo'ladi. Birinchidan, aynan bitta parametr amalga oshirilishining ya'ni turli usullariga kira olmaydi. Buni eng ahamiyatli usulga kiritish zarur. Ikkinchidan, joyda ko'ra texnologik qurilmalar bilan komplekt tarzda, ya'ni keltiriladigan asboblar bilan nazorat qilinadigan, shuningdek faqat yuzgichlar, ya'ni sozlar va tekshirish uchun zarur asboblar bilan nazorat qilinadigan parametrlar hisobga bular olinmaydi. Xomashyo, fabrikat, ya'ni yarim fabrikat va maqsadga qaratilgan mahsulot parametrlarini nazorat qilishni avtomatlashtirish darajasiga ko'rsatkich quyidagi tenglama bo'yicha aniqlanadi. U holda mana bu K2 parametrimiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Bu yerda N2i usul bo'yicha nazorat qiluvchi parametrlar soni hisoblanadi. N
indeksi 20 sifatlı nazarat kılış parametrelerinin umumi sonu, yani tekrar reglamenti boyunca bilgilendiğine göre belirledi. K2'yi ise kıymetlerde kuyudaki kilitlenen ham yaşa, yardım fabrikatlar ve maksadge karatılgen mahsulatlar parametrelerinin nazarat kılış anık usulü koefisyentleri. Bu ise ulanın kıymeti 3. formülada 3. dərbəldə kilitlenen. Bir de teknolojik parametrenin K3 koeffisiyentini kayıt etiş avtomatlaşı dərəcəsi köçəşi kuyudaki C formula bilen ıksaqlanadı. İyi mana şu ketmeketlik bir pogona pogona osu boradılı, osu boradı. K4, K5 parametre, K6 parametreler, K7 parametre, K8, K9, K10 parametreler bunlar hesaplanadıdan oşa numanın asası iktisadi köşesi her bittesi yani otomatlaşan derecesi köşesi hesaplas misal için yani dastlabki malumatlar bizde bana takdim edilgen yani başka bir funksiyası boyunca funksiyonu amelge asırısı için kıymetler her bitti parametre miktarları bizde bana bu tabliteden alınıp durup oşa numaraya numaraya koyuladı. Şimdi bir de avtomatlaşma tezimine teknik iktisadi semavdarlığı onca teknoloji obyektlerini avtomatlaşış ulanı teknik iktisadi köşesçilerini 3-5 belirge artırıp maksadıya karatılgen maksadlarını alışıya köp mekanet talep kılıçının derecesini ancak kemer terişke yani 30-40 belirge alıp geledi. İkinci zamanda onu amelge aşırısı için koşumça kapital mablakları talep kılınadı. Mesela kimya ve önge yakın sanat tarmaklarda avtomatlaşışıya getirdiğin karajetlerinin yani teknoloji avtomatik başarı kurmalarını tanınaklı 35%'ini təşkil etdi. Avtomatik tizimler cari kılıç səmərdarlığının asası köşesleri ulanın üzerini koplay alış müddəti hesablanadı. Bu, mana bu tı beraber K plus bu bölüngen E formula bilen bu ifadın. Bu yerdeki üzerini koplaş müddəti, yani yıl doğumunda hesablanadı. K ise avtomatik tizimini cari kılıç için sərflənilən kapital məbləğlər. Bu son miqdarda boladı. A bu ise cari kılınan avtomatlaşı kurulmanın tən nalxıdan azaltılgən, yani amortizasyon tölörler miqdarı bu somda hesablanadı. E ise şartlı yani yıllık iqtisadi səmara son taksim yıl iqtisadi səmara avtomatlaşı boyunca anıqlaş formulaları mabu kuyudaki formularla bu anıqlanır. Bu yerde S1 ve E2 maksadge karatılgan maksatlar birliklerine avtomatlaşırken oldingi ve kengi tanınatıları bu hem son miktarda bilgilenedi. PS maksadge karatılgan maksatların avtomatlaşırken keyin yıllık işleş işlep çıkarış formulaları hesablanadı. Demek ki bizler iktisadi səmərdarlığını hesablayan vaxtımızda manşı yukarıdaki formulalardan dolup faydalanan kaldı da her bir avtomatik tezimden teknik iktisadi səmərdarlığını hesablaşımız mümkün buladı. İndi mana burada mana nazarat savalları kilitlenirken çünkü bu nazarat savalları asası da siz yine bilimlerinizi çıkıdan mükemmel boyutu bulasın diye ümitte kılınız. Bu mesele boyunca da əməli masulatlar buladı. Əməli masulatlar da bu şeyde misallar kilitlenip bu şey teknik iqtisadi səmərdarlığının hesablaş usullarını, ölçü vasıtalarını kullanış, ulanın iqtisadi səmərdarlığı hesablaş usulları ameliyatta yine gözetledi. Bu mesela bugünkü maruzamızın ben yakınlayım ben. Hayır, salamat olunlar.